Herkese selam gençler. Ben Burak hocanız. Bugün sizlerle birlikte mol kavramının full tekrar dersiyle birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar, mol kavramıyla alakalı yapmanız gerekenleri ve bilmeniz gerekenleri size tek tek izah edeceğim. Eğer molü bir kere çalıştın ve bir kez daha ufaktan soru tarzlarını tekrar etmek istiyorsan ve bütün bilgiyi ön belleğine çekmek istiyorsan gel burası senin için 10 numara 5 yıldız olur. Mol senin için sadece mol sorusu geldiğinde yapılabilecek bir soru olmaktan ibaret diğer bütün ünitelerin içerisinde ufak ufak geçen bir konu olmasından dolayı arkadaşlar mol bizim için önemlidir. O yüzden hani mesela diğer ünitelerde senden mol ile alakalı nasıl hesaplamalar yapmanı istedik, yapmalarını bekledik yani yapmamız yapmanı istediğimizi de tek tek ifade edeceğim. Yani diğer ünitelerde mol ile ilgili nasıl hesaplamalar yapman gerekiyor. Şimdi o zaman gel uzatmadan ilk sorumuzla başlayalım ve soruyu anlatırken aynı zamanda konuyu da sana izah edeyim. Nerede ne yapman gerektiğini bil. Her bir soru tarzı bizim için önemli. O yüzden her bir soru tarzına göre hareket etmek istiyorum. Şimdi ilk sorumuzda bize bir bileşiğin dikkat edin sevgili arkadaşlar. Mol sayısını vermiş ve gram değerini vermiş. Bize ise x'in neyini soruyor? atom kütlesini soruyor. Diyor ki x'in atom kütlesi kaçtır? Sen x'in atom kütlesini bulabilmek istiyorsan bir kere toplam bileşiğin ağırlığını bilmen lazım. Yani bu bileşiğin bir modülün ağırlığı ne? Sana herhangi bir yerde bir atomun, bir x'in veya bir bileşiğin atom kütlesini soruyorsa onun bir modülün ağırlığını bulmak zorundasın. Galiba bir modülün ağırlığını bulmak için de yani kısacası mol formülünü kullanmamız gerekiyor. Mol formülünü de kullanmamız gerekiyorsa n eşittir m bölü ma yapmamız gerekiyor. m bölü ma. Niye bunu yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Bak senin için önemli. Neyin nereden geldiğini bilerek hareket etmen diğer soru kalıpları için önemli. Bileşiğin 0,25 molünü sana vermiş ve bu bileşiğin gram değerini yani m değerini 50 gram vermiş. O zaman geriye ne kalıyor? Bunun EMA'sı kalıyor. Yani bu bileşiğin 1 molünün ma'sı çeyrek mol 50 gramsa yani burayı 4 ile çarptığımızda 200 gram bölüm mol olarak karşımıza gelir. E, bileşiğimiz ne? X, Br, 2. Yani bunun içerisinde X var. 2 tane brom var. E, Bromun sorunun altında 80 vermiş. E, toplamının 200 olması gerekiyor. 2 kere 80'den 160, 160'ı karşı tarafa atarsak X'in atom ağırlığı 40 gram bölü mol gelir. Cevabımız da E şıkkı olur. Sağ taraftayız. Bak sana birden fazla element verdiklerinde, birden fazla bileşik verdiklerinde, bunlarla alakalı bir bilgi veriyorsalar o bilgiyi muhakkak kullan. Bu soruda da içerdikleri atom sayılarının eşit olduğunu söylemiş bize. O zaman ben içerdiği atom sayılarının eşit olmasından yola çıkarak bunların ayrı ayrı bir özelliğini bulmam lazım. Neyi sormuş bana? Kütlelerini sormuş. kütlelerini bulamam. O zaman ben atom sayılarından yola çıkarak bu bileşiklerin neyini bulmam lazım? Mol sayılarını bulmam gerekiyor. Birinci bileşim C2 H6. İkinci bileşim C3 H4. Üçüncü molekülüm elementim oksijen. Bak, atom sayılarına bak. 8. 2 6. İçerdiği atom sayısına bak. 7. İçerdiği atom sayısına bak. 2. Galiba 2, 7 ve 8'i bir yerde eşleştirmek istiyorsam karşıma gelecek olan yer 56'dır. 7 kere 8 56. Çünkü 8'in içinde bir 2 daha var. Yani 58 A mol atom alayım. Hepsinden 58 A mol atom aldım. Hepsinden 58 A mol atom aldıysam şu cümleyi kullanmam gerekiyor. Bak aşağıya dikkat et. Ben elime 1 mol mesela C2H6 aldığım zaman sevgili arkadaşlar. Bunun içerisinde 8 mol ne var? Atom var. Benim içerdiğim atom sayısı ne kadar? 56 A mol. Hepsinden eşit sayıda atom aldım. 8.56 olursa bileşimimizin mol sayısı kaç olur? Bileşimimizin mol sayısı 7 olur. Yani benim birinci bileşimin içerisindeki atom sayısı 8 olmasından 7 a mol atom vardır. 56'yı 8'e böldüm. 56'yı 7'ye böldüm. Atom sayısı nedir? 8 a moldür. E 2'ye böldüm. Mol sayısı kaç gelir? 8 a moldür. Diğerini mol sayısı da 2'ye bölersek 28 A mol şeklinde karşımıza gelir. Bak mol sayılarını bulduk. Peki bir de nelerini bulmamız lazım? Kütlelerine geçmemiz lazım. Kütlelerine geçebilmemiz için de atom ağırlıklarından yola çıkarak onların molekül ağırlıklarını bulmamız lazım. Birincisinde karbon 12, hidrojen 1. Çarptım karşıma kaç geldi? 30 gram bölüm o. İkincisinde 3 çarpı 12 artı 4 çarpı 1 topladım. Kaç geldi karşıma? 40 gram bölüm o. Üçüncüsünde ise 2 çarpı oksijen 16'sından kaç geldi? 32 gram bölü mol. Bir mollerin ağırlıklarını bulduk. 7 a mol varsa en eşittir. Bak sağ alt köşeye bak. En eşittir. M bölü MA yaptığımızda arkadaşlar. M değerini bulmak istiyorsak. Yani bir bileşiğin kütlesini bulmak istiyorsan. Onun mol sayısıyla neyi çarparsın? MA'sını çarparsın. E, mol sayısı 7 a. MA'sı 30 çarptım. Mol sayısı 8 a. MA'sı 40 çarptım. Mol sayısı 28A, MA'sı 32. 7 kere 3, 210A gram geldi. 8 kere 4, 320A gram geldi. Yani bir kere 28 ile 32'yi çarptığımda illa bu sayıyı çarpman gerekmiyor. Bu sol taraftaki kimlerden sevgili arkadaşlar? 210A ve 320A'dan daha büyük olduğunu görürüz. O yüzden en büyüğe oksijen diyorum kütle olarak. Sonra ikinci sıradaki C3H4 diyorum. En sonunda da ne diyorum? C2H6 diyorum. Bu durumda yukarıya bakıyorum bakıyorum. Cevabım da E şıkkı gelmektedir. Soru güzel bir soru. Niye? Atom sayılarından yola çıkarak onların mol sayılarını buluyorsun. Sonra da kütleye çeviriyorsun. İşlem belki bizim için dinleyince basit gibi gelir ama bu soruyu gördüğünde çıkartmanı muhakkak bekleriz. Devam ediyoruz. Şimdi bak eşit kütlelerdeki demiş. Ya şimdi bak sana bir bilgi verilmiş. Sen bu bilgiden yola çıkarak sevgili arkadaşlar aşağıdakilerini yorumlayacaksın ve hangileri eşittir bunu bulacaksın. Bir kere sana molekül sayılarını sorduysa da molekül sayılarını bulabilmemiz için kesinlikle bunların mol sayılarını bulmamız lazım. E, mol sayılarını bulabilmem için bu bileşiklerin bir mollerin ağırlıklarını bulmam lazım. Şu kütleleriyle alakalı bilgi vermiş bana. Azot 14, oksijen 16. Topladım kaç geldi? 30 gram bölü mol. Yani bunun bir molü her seferinde 30 gramdır. Diğerinin molekül ağırlığını buluyoruz. O da ne? C2H6. Karbondan 2 tane var. 2 çarpı 16. Hidrojenden sevgili arkadaşlar ne kadar var? 6 tane var. Bu yüzden 6 çarpı 1. Topladım. Buradan da kaç geldi? 30 gram bölü mol geldi. Bak ikisinin de molekül ağırlıkları aynı geldi. O zaman gel ikisinden de farz et ki 30 gram aldım. 30 gram aldıysam NO'dan 1 mol elime gelir. 1 mol NO molekül azot monoksit. 30 gram da bundan aldıysam bundan da yani etandan da 1 mol geldi. İkisinden de 1 mol geldiği için molekül sayıları aynıdır. Atom sayılarına baktığında ise 1 azot, 1 oksijen, 2 mol azot burada 2 mol karbon, 6 mol hidrojen, 8 mol. Yani atom sayıları aynı değil. Bunlar gaz oldukları için arkadaşlar normal koşullardaki yani aynı koşullardaki hacimlerinin de eşit olması gerek. Çünkü 1 mollerini çıkarttıysak 1 mollerin hacimleri de 22,4'e karşılık gelecektir. Buna da tik attıysak cevabımız 1, 3, D şıkkı olur. Devam edelim arkadaşlar. Sağ taraftayız. Bak bir karışım vermiş bize. Karışımımız 0,3 molmuş. Bu karışımdaki karbonatın kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Bak şimdi burada bir teknik kullanman lazım. Ya yani bir mantık kullanman lazım. Bu mantığı kullanmadığın takdirde soruyu çıkartmamız bizim için zor. Şimdi karışım 0,3 mol ya sevgili arkadaşlar. Diyorum ki sol taraftaki karışımın benim 0 mol olsun. Sağ, sol taraftaki metalim 0 mol olsun. Sağ taraftaki benim maddem ise 0,3 mol olsun. Hepsi sağ taraftakinden olsaydı karbonun kütlesi kaç olurdu? 0,3 çarpı 3'ten karşımıza karbonun mol sayısının 0,9 mol olduğu gelirdi. E 0,9 mol karbonda da 12 ile çarptığında 10,8 grama karşılık gelir. Diğer türlü sağ taraftaki maddemiz 0 mol olsaydı sol taraftaki maddemiz 0,3 mol olsaydı. Yani tamamı bu olsaydı e, 0,3 çarpı 1'den içerdiği karbon sayısı 0,3 mol olurdu. E, 0,3 çarpı 12'den elimize 3,6 gram karbon geldi. Yani en az 3,6'dan bir tık fazladır. En fazla 10,8'den mesela 10,79 gramdır. Yani o yüzden A'da, B'de, C'de ve D'deki kütleler bu iki değerin arasında geldiği için olabilir. Ama E şıkkı olmaz. Cevabımız da E şıkkı olur. Devam edelim. 5 numaralı sorudayız arkadaşlar. Normal koşullarda 1 mol gazın 22,4 litreye hacim kaplar diye bilgi veriyor. Sorularda sana bilgi verdiğinde sevgili arkadaşım bu bilgilere bakarak da bu bilgiyi sorunun içerisinde kullanman gerektiğini veya bu bilgiyi görünce ya bu bilgiyi ben hani soruyu çözermiş gibi kullanman gerektiğini düşünme. Ya bu bilgiyi sadece soruda kullanıyorsun. Yani bu bilgi sana sorulmuş bir şey değil. Sadece sana verilmiş. Normal koşullarda işte 1,12 litre verilmiş ve dikkat et X gazının 0,2 mol atom içerdiği söylenmiş. Öncelikle bana verilen bilgiyi şu şekilde hatırlıyorsun. Hacmini 22,4'e böldüğünde neyi bulurdun? Mol sayısını. E sana ne vermiş? 1,12 vermiş. Bölü 22,4. Buradan karşına kaç gelir? 0,05 mol. Yani elinde 0,05 mol bileşik var. Bileşiğim 0,05 mol canlar. Bu bileşiğin mol sayısını x'in içerisindeki atom sayısıyla çarptığımda karşıma 0,2 mol atom gelmesi gerekir. E 0,2 mol atom olabilmesi için 0,05 benim kaçla çarpmam lazım? Tabii ki 4 ile çarpmam lazım. Yani benim bileşimin içerisindeki atom sayısının 4 olması lazım. Bu yüzden cevabında D şıkkı olur. Sağ taraftayım. Bak bir bileşik verilmiş. Bileşiğin sana, sevgili arkadaşlar, içerisindeki elementlerin kütlesi, molce yüzdesi ve ile alakalı sorular sorulmuş. O zaman öncelikle kütle ile alakalı bir şey sorulmuşsa içerisindeki elementlerin ayrı ayrı kütlelerini bulmak zorundayız. Tamam mı? Bunu unutma. Bileşiğin kim? F2O3. İçerisinde iki tane demir var. 2 çarpı 56'dan yani bu bileşiğin bir molün içerdiği demirin kütlesi 112 gram demirdir. Aynı şekilde 3 mol oksijen olur her bir molünün. 3 çarpı 16'dan sorunun altında 16 vermiş. 48 gramda ne gelir buradan? Oksijen atomu gelir. Bu ikisini topladığında bu bileşiğin bir molünün ağırlığı 140 gram bölü mol gelmekte. Yani bileşiğin 100, pardon 140 dedik 160 olması lazım. Yani bileşiğin 160 gramsa sevgili arkadaşım bunun ne kadarı? 112 gramı demirmiş. Sana demirin kütlesini sormuş. Yüzdece. O zaman 100 olsaydı yüzde kaç olurdu? Buradan ufak bir işlem yaparız sevgili arkadaşlar. 112 çarpı 100. Tabii ki sonra da bölü 160 dediğimizde karşımıza tam 70 değeri gelmekte. Yani kütlece yüzde 70'tir. Olay bitti. Bak. Bunu kesinlikle Geldim birinci öncüle. Bileşiğin ne? F2O3. Yani demir 3 oksit. 2 burada var. 3 burada var. Toplam kaç mol var? Topladığında 5 mol var. E 5 molün sevgili arkadaşlar 2 molü demir ise yani 5'te ikisi demir ise biz 100 mol olsaydı molce bakın kütlece değil molce yüzde kaçı demir olur derdik. Yüzde 40'ı Demir olur derdik. E %40'ı demirse mol C. Geri kalan %60'ı da nedir? Oksijendir. Bize neyi de sorduğuna dikkat edelim. Tamam. Normal koşullarda 1 mol 22,4 litredir diyor. Bu katı sevgili arkadaşım. Bir yerde katı, sıvı gibi bir şey görüyorsan. Fiziksel hali gaz değil, Onun normal koşullardaki hacminin 22,4 olduğunu söyleyemezsin. Cevabında C şıkkı olur. Gel şimdi bak. Sana e, tamamen e, Gram, hacim bir şey vermeden sadece semboller üzerinden onun mol kütlesini bulmasını istiyoruz. Normal şartlarda V litre elimizde bir gaz varmış ve bu gaz da M grammış. Hmm. Şimdi şöyle bir şey yapman lazım senin. Önce V litrenin kaç mol olduğunu bulman lazım. Gel formül üzerinden gidelim. En eşittir V bölü 22,4. Bizim neyimizdi sevgili arkadaşlar? mol sayımızdı. Yani V'yi mesela 5,6 verirdi. Biz 5,6 bölü 22,4 yapardık. N'in mol sayısını bulurduk. Ama bana burada V'yi zaten V vermiş. O zaman benim bileşiğim otomatikman nedir? V bölü 22,4 mol'dür. Şimdi sonra geldim. N eşittir. N bölü MA formülüne mol sayısını bulmuştuk sol tarafta. Yazıyorum. V bölü 22,4 Emin'i kaç vermiş? Mesela Emin'i bize x vermiş olabilirdi, 2x vermiş olabilirdi ya da 2a vermiş olabilirdi. Ama ilginç Emin'i de ne vermiş? M vermiş. Her şeyi yazdık. Geriye bilinmeyen tek şey soru işareti koyduğum eması kaldı. İşte emayı buradan biz yalnız bıraktığımızda emi 22,4 ile çarpıyorsun. V'ye bölüyorsun. M çarpı 22,4 bölü ve cevabımız da ne olur? D şıkkı olur. Tamam mı? Olay bitmiştir. Gel şimdi sağ tarafa. Bir bileşik var elimizde. Bu bileşiğin kütlece %28'i x'miş. Bir kütlece %28'i x ise tamamen ben buna odaklanacağım. Tamam mı? Kütlece yüzde o zaman yüzden 28'i çıkarttığımda 72'si de nedir? Magnezyumdur. Bak magnezyumdan 3 tane var. Formülün altında 3 var. X'ten de kaç var? 2. Yani bu 3'ün kütlesi %78'e karşılık gelirken şu 2'nin kütlesi de 72. 78 değil bu arada 72. Yüzden 28 çıkarsak 72. Diğeri de %28'e karşılık gelir. Peki magnezyumun kütlesi ne? 3 çarpı 24. 3 çarpı 24 gram %72'ye karşılık geliyorsa sevgili arkadaşlar %28'e karşılık gelen kütle nedir? Yani %72'si 3 çarpı 24 gramsa %28'i kaç gramdır? Buradan ufak bir işlem yapacağız sevgili arkadaşlar. Soru işareti 3 çarpı 24. Bence bütün değerleri yazın. Ondan sonra sadeleştirmeye gidin. Hani çarpmayla uğraşmayın. Burada mesela ben 24 ile sadeleştirdiğimde 3 geliyor. 3'lerde birbirini götürünce karşıma kaç geldi? 28 gram geldi. Bu 28 gram da dikkat et kaça eşit? 2 tane x eşit. 2 tane x'e eşitse x'in bir tanesinin ağırlığında ne olması lazım? 14 olması gerekiyor. Çünkü bize x'in atom kütlesini sormuş sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Bak bileşiğin 0,4 molünün kütlesini vermiş. Ben amacım ne? Bu bileşim bir molünün ağırlığını bulup bilinenleri yerine yazıp buradan m'i bulmak. N eşittir m bölü böyle rap gibi oldu. N eşittir m bölü m Yani 248'i 4'e böl diyor bana. 248'i 4'e bölersem karşıma 62 gram bölü mol geldi. Yani bu bileşiğin 1 molünün ağırlığının 62 gram olması gerekiyor. Bileşiğim bu. Bak. Eşittir 62. Karbon 12. 12 çarpı n. Hidrojen 2n çarpı 1. Oksijen. Oksijenden 2 tane var. 2 çarpı 16. Sorunun altında 16 vermiş. Hidrojen. Ondan da bariz bir şekilde 2 tane var. Şu 2'yi şu şekilde sevgili arkadaşlar. Parantezin altındaki 2'yi dağıtıyoruz. Bunun toplamının 62 olması lazım. Sol tarafta bir 14 n var. Değil mi? Şurada kaç var? Şurada 32 artı 2'den 34 var. 34'ü karşı tarafa attığımızda karşımıza 28 gelir. 62'den 34'ü çıkartırsak 28 geldi. En de buradan kaç geldi? 2 geldi. Cevabımızda ne olur? 5 şıkkı olur. Çok temiz bir şekilde bence güzel bir soru. ÖSYM'nin de tercih edebileceği sorulardan bir tanesidir. Geldim sağ tarafa hacmini vermiş bana. Ama kimin hacmini vermiş? Karışımın hacmini vermiş. İşte sen bu maddenin metanın ve etanın karışımının 13,44 litre olduğunu biliyorsan buradan da 2,8 mol hidrojen içerdiğini biliyorsan bir denklem kurup sorunu rahatlıkla çözebilirsin. Hacmi vermiş bize 13,44 litre. Normal koşullardaki hacmi 22,4'e böldüğümüzde 13,44 22,4'e böldüğümüzde karşımıza 0,6 mol geldi. Bak şimdi şöyle bileşikleri yazmak istiyorum. Bu bileşikleri bu şekilde yazarsan soruyu çözüm senin için kolaylaşacaktır. Sol taraftaki maddem A mol olsun. Sağ taraftaki maddem ise ne olsun? B mol olsun. A ile B'nin toplamının kaç olması gerekir? 0,6 mol olması gerekir. Şuradaki Hidrojenin mol sayısını buluyorum. A ile 4'ü çarptım, B ile 6'yı çarptım. Hidrojenlerin mol sayısını verir bana değil mi? Yani 4 mol solda hidrojen var, sağ tarafta ise canlar 6B mol hidrojen var. Hidrojenin mol sayısında bana direkt 2,8 gram vermiş. Belki bunu kütle olarak verebilirdi. Hiç sıkıntı değil. Direkt ben onu ne yapardım? Zaten 2'ye böler, MA'sını bulurdum. Yukarıdaki değeri ben 4 ile genişletiyorum ki işlemi rahatlıkla yapabileyim. x 4 ile de genişletebilirdim. Hiç sıkıntı değil. E 4 ile genişletiyorsam 0,6'yı 4 ile genişlettiğimde karşıma 2,4 mol geldi. Çizgimi çektim. Ben yukarıdakinden aşağıdakini çıkartıyorum. Negatifle çarpıp toplayabilirdin. A'lar bitti. Çıkardım B'den 2B kaldı. Sağ taraftan da 0,4 geldi. E B değerimiz buradan kaç gelir? 0,2 geldi. A artı B'nin toplamı 0,6 ise B'ye 0,2 verdiğinde A'ya da kaç kalır? 0,4 kalır. Bak sana ne diyor? Karışımın kütlesini soruyor. A neydi? A CH4'tü. B neydi? Etandı. Yani C2H6 CH4'ün molekül ağırlığı 16. Etanın molekül ağırlığı da 30. Nereden buluyoruz? Sorunun altındaki karbon hidrojenin kütlelerinden. ben önce A'nın kütlesini bulayım. Yani metanın kütlesini bulayım. Mol sayısı 0,4 çarpı 16'dan karşıma 6,4 gram geldi. Sonra da etanın kütlesini yani C2H6'nın kütlesini bulayım. Mol sayısı 0,2 ile MA'sını çarpıyorum. Karşıma kaç geliyor? 6 gram. Buradaki 6 gramla 6,4 gramı topladığımda da karşıma 12,4 gram ile cevabımız A şıkkı. Ardağ'ın A'sı gelir. Onun sorumuzu tamamladık. Gel son 10 sorumuza sevgili arkadaşlar. Sorularımız değişiyor tabii ki. Bak burada molekül gram geliyor ya arkadaşlar. Formül gram, iyon gram. Ne gelirse gelsin bunun üzerine çiz. Buraya ne yaz? Mol yaz. Şimdi soruyu oku. Soru senin için daha anlamlı hale gelecektir. 0,3 mol karbondioksit bileşiğinin bir şeyini söylemiş bize. Oksijen atomu sayısı kadar sayısı kadar diyor ya bu çizgiden sonrasını da devam ettireceğiz. E, çarptım oksijen atomu sayısını 0,3 çarpı 2'den karşıma kaç geldi? 0,6 mol oksijen atomları geldi. Kadar hidrojen atomu içeren. E, tamam içersin. Benim bileşimde x mol olsun. Bu bileşimde ne? C2H6. Yani x ile C2H6'nın 6'sını çarptığımızda karşımıza kaç gelmesi lazım? 0,6 mol hidrojen gelmesi lazım. E 6 ile kaçı çarparsan 0,6 gelir. 0,1'i çarparsan. Demek ki bu bileşiğin 0,1 molmuş. Bileşiğin 1 molünün mol ağırlığını bul. Çünkü bize kütlesini sormuş. Karbonlardan 2 çarpı 12. Hidrojenlerden 6 çarpı 1. Topladın kaç geldi? 30 gram bölü mol. Yani benim 1 molüm 30 gramsa 0,1 molüm en eşittir. M bölü MA. MA değerinde zaten... 30 bulmuştuk. M değerim de buradan 30 çarpı 0,1'den 3 gram geldi. 3 de yazabilirim. 3,0 da yazabilirim. Fark etmez. Cevabımız yine A gelir. Şimdi sağ tarafta. Bak bir organik bileşiğin 9,2 gramı yakılmış. Açığa çıkan karbondioksit ve sular verilmiş bize. Burada şunu yapman lazım. Bu organik bileşiğin yapısında karbon var. Hidrojen var. Kesin. Belki oksijen de olabilir. Şimdi bunu yakıyorum. Açığa karbondioksit ve ne çıkıyor? Su çıkıyor. Sonra verilenleri tek tek altına yazıyorum. 9,2 gramı yakılmış. 8,96 litre karbondioksit çıkmış. 0,6 mol ne çıkmış? Hidrojen. Bizim buradaki amacımız ne biliyor musun? Karbonun ve hidrojenin mol sayılarına çıkmak. Yani şuradaki 0,6 mol verildiyse 0,6 ile 2'yi çarptığımızda hidrojenin mol sayısı karşımıza kaç gelir? 1,2 mol. Aynı şekilde sol tarafta da mol sayısına çıkmam lazım. Kimin karbonun mol sayısına? Ama bana hacim vermişler. Önce bunu 22,4'e bölerim. Elimden kaç gelir? 0,4 mol bileşik gelir. Sonra bu 0,4'ü karbonun altındaki 1 ile çarptığımızda karbonun mol sayısı gelir. Yani 0,4 mol karbon geldi. Karbonun mol sayısını bulduk. Hidrojenin mol sayısını bulduk. Peki bunların mol sayılarının kütlelerine karşılık gelen değer 9,2'ye eşit mi değil mi? Eğer 9,2'ye eşit oluyorsa oksijen bu formülün içerisinde yoktur. Eşit değilse oksijen olmak zorunda. Bunun için sol alt köşede diyorum ki, hidrojenin kütlesini bulmak istiyorsam 1,2'yi 1 ile çarptığımda karşıma 1,2 gram gelir. Karbonun kütlesini bulmak istiyorsam 0,4'ü de 12 ile çarptığımda karşıma 4,8 gram gelir. Bu ikisini topladığımda da tam 6 gram oldu. E, 9'dan az. Demek ki geriye kalan 3,2 gram neymiş? Oksijenmiş. Bak şimdi sevgili arkadaşlar. Karbonun mol sayısını bulduk. 0,4. Hidrojenin mol sayısını bulduk. Kaç bulduk hidrojenin mol sayısını? 1,2. Yardım edin bana. Şurada da 3,2 gram kaldı. Bu da ne olacak? Oksijen olacak. E, oksijenin mol sayısını da bulmak istiyorsan bu 3,2'yi sevgili arkadaşlar kaça bölmem lazım? 16'ya bölmem lazım. Sorunun altında oksijenin atom ağırlığını 16 vermiş. Buradan da kaç gelir? 0,2. Bunları 5 ile çarpıyorum. Çarpı 5. Kaç geldi? 2. Çarpı 5. Kaç geldi? 6. Çarpı 5. Kaç geldi? Bu arada çarpı 5 yazmadık. Zaten sen çarpı 5 olduğunu düşündüğünde yazmadan da çarparsın. Çarpı 5 kaç geldi? 1. Yani formülün olduğu C2 H6 o oldu. Hocam şıklarda yok. Şıklarda yok deyip korkup D'yi şartlamaya kalkanlar oluyor ama bak B şıkkında B şıkkında C2 H6 O var. Hepsini tek tek say cevabında ne gelir? B şıkkı gelir. Direkt pat diye diğer soruya geçiyorum. Çünkü vakit kaybetmek sizin için e, sağlıklı olmayacaktır. O zaman hemen diğer soruya geçelim diyorum. Şimdi geldim 13 numaralı sorudayım. Bu soruda bize sevgili arkadaşlar atom sayısını vermiş. Ya bak atom demiş. Bu kadar atom içeriyor. Ya bu kadar atom içeriyorsa o bir molekül değil. O sevgili arkadaşlar bizim için ne? Atom. E ben atomun mol sayısını bulmak istiyorum. 3,6 çarpı 10 üzeri 23'ü sorunun altındaki verilen Avogadro sayısına böldüğümde içerdiği atom sayısının 0,6 mol olduğunu görüyorum. Yani bu bileşimden x mol olsun bu X ile N2O'daki azotu ve oksijeni çarpıyorum. Ve karşıma kaç mol gelmesi gerekiyor? 0,6 mol gelmesi gerekiyor. E şimdi azotta 2, oksijende 1 var. Çarpı 3. Çarpı 3 X ile çarptığında X'in kaç olması lazım buradan? 0,2 mol olması gerekir. Yani bileşim mol sayısını buldun. En eşittir. V bölü. Normal koşullar mı demiş? Evet normal koşullar demiş. O zaman 22,4. N'imizi 0,2 bulduk. V bölü 22,4 çarpmışsındır belki. Karşısına da kaç gelir? 4,48 litre ile bunun mol sayısı gelir. Önce verilen atom sayısından yola çıkarak atomun mol sayısını bulduk. E bu kadar atom olabilmesi için bileşiğimizin kaç mol olması gerektiğine karar verdik. Sonra da oradan hacmine çıktık. Gel sağ taraftaki soruya bakalım. Sağ taraftaki soruda bize birer gramlarının içerdikleri neleri sormuş? Molekül sayılarını. Bunların ben Öncelikle molekül ağırlıklarını bulacağım. C2H4'ün molekül ağırlığı 28 gram bölümü karbonlardan 24 geldi. Hidrojenden de 4. CS2 var. Bir yandan zihinden çarpıyorum. 32 kere 2 64. 76 gram bölü mol. CH4'ün de molekül ağırlığı 16 gram bölü mol. Bak, bir mollerinin ağırlığını bulduk. Peki sevgili arkadaşlar bunların mol sayılarını bulmak istiyorsaydın mol sayısını ne yapardın? 1 gramına karşılık gelen mol sayısı 1 bölü 28'dir. Diğerinde 1 molüne karşılık gelen değer 1 bölü 76'dır. Diğerinde 1 gramına karşılık, cümlemi az önce yanlış söylemiş olabilirim. 1 gramına karşılık gelen m değeri 1 bölü 16'dan 1 bölü 16 moldur. Bak mol sayılarını bulduk. Bu kadar mol, bu kadar mol ve bu kadar mol. Mol sayısı bize Avogadro sayısını vermez mi? Daima bir mol tanecik bizim Na tane molekül içerdiğini söylemiyor muyduk? Yani mol sayısı ne kadar fazlaysa içerdiği molekül sayısı da bir o kadar fazladır. E biri küçük bir sayıya böldüğümüzde 3'te molekül sayısı daha fazla çıkar. O yüzden 3 en fazla. Sonra 1 bölü 28 gelir. Yani 1, 3, 1, 2 şeklinde cevabımızı C olarak işaretleriz geldik 15. soruya. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sana bir bileşiği vermiş. Ama bu bileşiğin içerisindeki neyi vermiş? Karbon atomlarının kütlesini vermiş. Ben karbon atomlarının kütlesinden yola çıkarak bu bileşiğin kaç mol olduğunu bulabilirim. Neden? Çünkü bileşiğim sevgili arkadaşım X4C3. Bu bileşikten ben 1 mol aldığımda altında 3 olduğu için bunun içerisinde 3 mol karbon vardır. 3 mol karbon da sorunun altında verilene göre 3 çarpı 12'den toplam 36 gram karbondur. Yani kısacası ben elime 1 mol X4 C3 bileşiği aldığımda 36 gram ne içeriyor karbon? İçerdiği karbonun kütlesi 7,2 ise bu bileşiğin mol sayısı nedir? 36,72 olmuş yani bir virgül kaydırmadan düşünüyorum. 2 katına çıkmış ama sonra bir virgül kaydırdığımda bileşiğin mol sayısını buldum. bak sen bileşiğin mol sayısını buldun ya. Hocam bileşiğin mol sayısı 02. M değerini bana 28,8 vermiş. Buradan yola çıkarak ben bu bileşiğin 1 molünün ağırlığını bulurum. Yani 28,8 bölü 0,2 288 bölü 2 144 gram bölü mol. Bak bileşiğin 1 molünün ağırlığını buldun. Hocam bu bileşiğin içerisinde 4 tane x var. 3 tane karbon var. 3 çarpı 12 toplamının 144 olması lazım. 4x 36'yı karşı tarafa atarsam 108 geldi. 108'i de 4'e böldüğümde karşıma 27 gram bölü mol olarak gelir. O gram da hep bir şekilde kendini 8'e benzetiyor. Daha düzgün bir şey yapalım. Şöyle gram bölü mol. Yani 1 molün ağırlığı 27. Kimin? 1 molün ağırlığı, ilk atomunun 1 molün ağırlığı. Ben bunun için ben bileşim 1 molün ağırlığını bulmayı hedefledim. Bunu da unutma. Sağ taraftayım. 24 gram elimizde bir bileşik var. Bununla alakalı bize sorular sormuş. Bir kere birinci öncülde bu bileşiğin mol sayısını bize sorduğuna göre ben o zaman bu bileşiğin bir molünün ağırlığını bulmak zorundayım. Metil şey metil alkol diyorsam asetik asit sevgili arkadaşlar. Karbondan iki tane var. 2 çarpı 12. Hidrojenden 4 tane var. 4 çarpı 1. Oksijenden 2 tane var. 2 çarpı 16. 24. 28. Karşı taraftan da 32 geldi. 60 gram bölü mol şeklinde geldi. E bileşim 24 gram. 24'ü kaça bölüyorum? 60'a bölüyorum. Ve kaç geliyor? 0,4 mol. Bileşim mol sayısını buldum. Tabi birinci öncül benim için 10 numara 5 yıldız. Yapıştırırım. Kaç tane atom içerir? kaç tane atom içerir? Bunun için bileşimi aldım. 0,4 mol. Bileşimi yazıyorum. CH3, COOH. İçerisindeki atom sayılarına bakıyorum. Karbon 2, hidrojen 4, alt 2 de oksijen var 8. 8 kere 4'ten bu bileşiğin içerisinde 3,2 mol atom vardır. Bak bu kadar mol atom var. Bunu taneye çevirmek istediğinde 3,2'nin yanındaki molü kaldırıyorsun. Yanına Na tane yazıyorsun ve atom sayısı gelmiş oluyor. Molü kaldır. Na tane yaz diyorum. Bu yüzden cevabımız da ikinci öncüde olacak. 0,4 tane değil. 0,4 mol molekül içerir. Ya da 0,4 Na tane. Yani biz şuradaki molü taneye çevirmek istiyorsak. Avogadro sayısıyla çarpmamız lazım. Yani 0,4 çarpı NA tane molekül deseydi doğru olurdu. 0,4 mol molekül deseydi doğru olurdu. Bu yüzden 3. öncül yanlış. Cevabımız da 1 ve 2 D şıkkı olur. Devam ediyorum. 9 numaralı sorudayım. Şey 17 numaralı sorudayım arkadaşlar. 49 gram elinde H3PO4 var. Fosforik asit var. Fosforik asitin molekül ağırlığını bulalım. Hatta direkt bulabiliyor muyuz? e, direkt çıkmadı yazalım. Hidrojenlerden 3 geldi. fosfordan 1 geldi. Oksijenden de 4 çarpı 16 geldi. 98 gelmesi lazım. 64, 95 evet 98 doğru hatırlıyormuşum. 98 gram bölüm oy. Ya 49 gram verilmiş. Artık sana bağırıyor. 49'u 98'e böl diyor. Ben sana gram vermişim. Onun mol sayısını bul diyor. 0,5 mol. Birincisi tamam. Elinde 0,5 mol H3 PO4 var. Şimdi bunu gören bir arkadaşım diyor ki 3 hidrojen 1 fosfor 4 4 de 8. Hocam ben buradaki 8 ile 4'ü çarparsam karşıma 4 gelir. 8 ile 8 de pardon 4'ü diyorsam 8 ile 0 5'i çarparsam karşıma 4 gelir. Doğru. 4 gelir. Ama sevgili arkadaşlarım 4 mol gelir. 8 mol gelmez. Tamam mı? 4 mol gel. Hatta buraya mol'ü geçtim. 8 değil tane yazmışlar. Bundan dolayı bile gider. Cevabımız 2 gider. Elimde 0,5 mol yok mu? E bu kadar molekül var. O zaman ben bunun taneye çevirmek istiyorsam molü kaldırıyorum. Na tane sonunu molekül ile devam ettirdiğim için herhangi bir sıkıntı yok. Üçüncü öncülü de alırım. Cevabımız C şıkkı olur. Sağ taraftaki sorudayım. Yalnızca mol sayısı biliniyormuş. Hangileri hesaplanabilir diyor. Mol sayısı biliniyorsa. Mol sayısı bilinen bir bileşim. Bileşik x, a, y, B. Buradaki a ve b'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman atom sayılarını bulamayız. a ve b'yi bilmiyorsak onu geçtim. x'in ve y'nin ağırlıklarını bilmiyorsam kütleyi bulamam. Molekül sayısını bulabilirim. Bu yüzden cevabımız a olur. Çünkü elimizde atalım ne kadar olsun? 0,2 mol bileşik olsun. Bileşiği bilmiyoruz. Molü kaldırırsın. Yerine na tane yazarsın. Ve otomatikmen neyini bulursun? Molekül sayısını bulursun. 19. XY3 molekülü A gram olduğuna göre oda koşullarında V litre hacim kaplayan XY3 gazının gram cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada dikkat et. XY3'ün kaç tanesine A gram vermiş? Bir tanesine. O zaman ben bu bileşin 1 molünün ağırlığını bulabilirim. Yani bir tane sevgili arkadaşlar XY3 A gram ise ben bunun bir molünün ağırlığını bulmak istiyorsam Na tanesiyle ilgilenirim. Bu yüzden Na tanesi kaç gramdır derim. Na ile çarpıyorum. Na çarpı A'dan bunun 1 molün ağırlığı Na çarpı A gram geldi. Şöyle parantez içerisine alayım. 1 molün ağırlığını biliyoruz. Şimdi bize oda koşullarındaki V litresini demiş. Ben elime 1 mol X'ye 3 aldığımda oda koşullarımda bu nedir? 24,5 litredir. Normal koşullar olsa 22,4 litre olurdu. Bir kere bu oda koşulları verildiği için 22,4'lere eleyebiliriz. E, bir 1 molün ağırlığını da biliyorum. Na çarpı A gram. E, bana V litresinin kütlesini sormuş. Buradan soru işaretim. V çarpı Na çarpı A bölü 24,5 gram gelir. Cevabımıza da odaklanıyoruz. Zaten iki şıkkımız kalmıştı. Bu yüzden cevap da B şıkkı olur. Son sorudayız eşit mol sayıda atom içeren. Bu soruyu hemen pratik bir şekilde yapalım. Bak şimdi karbon 1 kökürt 2 çarp topladım 3. 2 3 topladım 5. Gel bunların içerdikleri atom sayıları kaç olsun? 15 A olsun. 15A olabilmesi için içerdikleri atom sayıların bu 3 ve 5'ten dolayı sol taraftaki bileşimin 5A mol. Sağ taraftaki bileşimin ise 3A mol olması gerekir. Yani 5'e karşı da kaç olacak? 3. E bakıyorum birincisinin 5 olduğu, ikincisinin 3 olduğu veya birincisinin 10 olduğu, ikincisinin 6 olduğu yani 5'in ve 3'ün katı olduğu sadece C şıkkı var. Bu yüzden cevabımız da C şıkkı olur. Ve bununla birlikte arkadaşlar mol kavramıyla alakalı biz ne yaptık? Karşımıza gelebilecek soru kalıplarıyla alakalı sorularımızı çözdük. Bakın size eğer ilerleyen ünitelerde farklı bir ünitede burayla alakalı bir bilgi soruluyor. Burayla alakalı bir şey yapmanız istiyorsa yapmanız gereken ne? Hemen hızlıca onu da söyleyeyim. Bir kere mol sayısını bulmak için M'i MA'ya bölmemiz gerektiğini, mol sayısını bulmamız için tanecik sayısını Avogadro sayısına bölmemiz gerektiğini, mol sayısını bulmamız için hacmi normal koşullarda ise 22,4 litreye bölmemiz gerektiğini unutma. Yani sağ tarafa yazmış olduğum aslında diğer ünitelerde sadece kullanman gereken kısımdır diyorum. Ve o zaman arkadaşlar bu konumuzu da bu full tekrarımızı da bitirdiğimize göre bir sonraki full tekrarda. Bu arada e, mol alakalı bu videoyu çektik ama kimyasal hesaplamalarla alakalı başka bir video da çekeceğiz. Tamam mı? Bak buraya kadar dinlediysen yorumlar bizim için önemli. Yorum gerçekten hem bizim hmm, videolarımızın tanınırlığı için önemli hem de gerçekten beni motive etmesi için önemli. Buraya kadar dinlediysen zaten öğrenmek için dinlemişsindir. O zaman gel senle ne yapalım? Bir yorum yaz. Ne yaz mesela? Hangi tarihte videoyu izliyorsan tarih at. De ki bu tarihte izliyorum ve bir akım olsun. Bu bizim için de bu sayede bir katkı olsun diyorum. Kendine bak. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Tabii ki benim amacım sana faydalı olabilmek. Kendine bak. Görüşürüz.